1999 yılının bir sonbahar gününde Jesse Gaddison adında 17 yaşındaki bir kızın kayıp olduğu bildirildi. Kayıp kızın bulunan telefonunun aranma kısmında sadece 2 numara yazılıydı. Bu numaralar ise 9 ve 1'di. Bu gerçek, Jessica'nın tehlikede olduğunu ve 911'i aramaya çalıştığını ancak ne yazık ki başaramadığını gösteriyordu. İyi seyirler dilerim. Jessica Gaddison, 2 Mayıs 1982'de Kentucky'nin küçük Shepherdsville kasabasında doğdu. Shepherdsville, yerel halkın çoğunun birbirini tanıdığı oldukça rahat bir tarım kasabasıdır. Bu kasabanın birçok yerlisi Jessica'yı ve ailesini tanıyordu. Jessica'nın Christopher ve Michael adında iki küçük erkek kardeşi vardı. Babaları Mike ve anneleri Edna Jed genellikle işleriyle meşguldü. Bu nedenle Jessica küçük yaşlardan itibaren iki kardeşine de bakmak zorunda kaldı. Jessica kendi halinde bir kızdı ve ailesi ona her zaman güvenirdi. 15 yaşındayken ilk arabasını almak ve para kazanmak için yerel bir restoranda yarı zamanlı bir iş buldu. Kendisine kırmızı bir Pontiac model araba almayı hayal ediyordu. Birkaç yıl çalışması sayesinde bu arabayı almaya yetecek kadar para biriktirmeyi başardı. Bir restoranda yarı zamanlı çalışmasına rağmen Jessica, okulda da başarılı olmayı ve mezun olduktan sonra muhasebeci olmak için üniversiteye gitmeyi planlıyordu. 1999 yılının sonbaharında Jessica'nın son okul yılı dönemi başladı. O zamanlar 17 yaşındaydı ve aşık olduğu genç bir delikanlıyla romantik bir ilişki içerisindeydi. Genel olarak Jessica hayatından çok memnundu ve geleceğe dair planlar yaparken gençliğinin tadını çıkarıyordu. Ne yazık ki Jessica'nın bu mutlu günleri bir sonbahar günü yarıda kaldı. On Eylül Cuma sabahı, Dishon ailesi için her zamanki gibi sıradan bir gündü. Baba Mike ve anne Edna Jed, Jessica uyurken işe gittiler. Küçük erkek kardeşleri otobüs durağına gidip okul otobüsüyle okula gitmek üzere yola çıktılar. Jessica evde yalnız kalmıştı ve uyanıp arabasıyla okula gidecekti. Öğleden sonra saat 13 civarı annesi Edna Jed eve döndü ve hemen tuhaf bir şey fark etti. Kızının arabası evlerinin önünde park edilmiş bir şekilde hala duruyordu. Ama kızının aslında çoktan okulda olması gerekiyordu. Jessica'nın alarmı duymadığını ve okula geç kaldığını varsayan anne, kızını kontrol etmek için odasına gitti. Ancak kendisi orada değildi. Anne Edna, bir nedenden dolayı baba Mike'ın o sabah kızını arabasıyla okula götürdüğünü düşündü ve onu arayıp bu konuyu sormaya karar verdi. Kocasını aradıktan sonra işe yalnız gittiğini öğrendi. Endişelenmeye başlayan anne, Jessica'nın arabasının yedek anahtarlarını alarak arabayı çalıştırmayı deneyip arabasında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek istedi. Kızının arabasına yaklaştıkça endişelenmesi gereken daha çok şey vardı. Çünkü arabanın sürücü kapısı hafif açıktı. Arabanın içine baktığında arabanın anahtarlarını Jessica'nın spor ayakkabılarından birinin sürücü koltuğunun altında olduğunu ve ders kitaplarının, okul kıyafetlerinin, çantasının da arka koltukta olduğunu fark etti. Ayrıca kızının telefonu ise sürücü koltuğunda duruyordu. Telefonu eline alıp kontrol ettiğinde ekranda 9 ve 1 olmak üzere 2 numaranın olduğunu gördü. O anda anne Edna Jed, kızının başına kötü bir şeyler geldiğini anladı. Jessica'nın 911'i aramaya çalıştığı ancak bunu yapacak vakti olmadığını ve başına bir şeyler geldiği belliydi. Ayrıca Jessica, kesinlikle tüm eşyalarını arabada bırakıp yürüyerek bir yere gidemezdi. Şehrin en uç kısmında yaşıyordu ve yol boyunca birkaç kilometre yürümek zorunda kalacaktı.
Kızının kaybolduğunu gören baba Mike işten hemen eve geri döndü. Kızlarının okulunu aradılar. Öğretmenler ise Jessica'nın o sabah hiçbir derse gelmediğini söylediler. Bay ve Bayan Dishon kızlarını aramak için evin çevresini kontrol ederken birkaç saat sonra kızlarının restoranda birlikte çalıştığı en yakın arkadaşlarından bir telefon aldılar. Onlara Jessica'nın iş vardiyasına gelmediğini ilettiler. Bu gerçek Dishon çiftini daha da korkuttu ve artık polise başvurmaları gerektiğinden emin oldular. Yerel şerifin ofisine doğru hemen yola çıktılar ve kızlarının ortadan kaybolmasıyla ilgili bildikleri tüm bilgileri anlattılar. Şerif onları oldukça hayal kırıklığına uğratacak şekilde şüpheci bir şekilde tepki gösterdi. Jessica'nın büyük ihtimalle bir yere gitmiş olabileceğini söyledi ve ertesi gün olana kadar kızlarının eve dönmesini beklemelerini tavsiye etti. Şerif Jessica'nın ardında bırakmış olduğu eşyalarına ve 911'i arama girişimine bile aldırış etmedi. Dishon çifti şerifin bu ilgisizliğine çok kızmıştı. Kızlarının tehlikede olabileceğini onu ikna etmeye çalıştılar. Ne yazık ki şerif fikrinde ısrar etti ve Dishon çifti eve dönmek zorunda kaldı. Kızlarının hayatının tehlikede olabileceğini düşünerek ertesi gün olmasını beklemediler. Dishon çifti tüm aile üyelerini, akrabalarını ve Jessica'nın tüm arkadaşlarını aradılar ama tanıdıkları hiçbir kişi onu o gün görmemişti. Bay ve Bayan Dishon kızlarını aramak için tüm kasabayı dolaştı. Bakabilecekleri her yeri kontrol ettiler. Kasabadaki yaşayan tüm yerel bölge sakinlerine onun hakkında sorular sordular. Akşam geç saatlere kadar süren Jessica'yı arama çalışmalarına Dishon ailesinin pek çok arkadaşı ve tanıdığı katıldı. Ancak tüm bu çaba sonuçsuz kaldı. Ertesi sabah Dishon çifti yerel polis karakoluna geri döndü ve kızlarının hala eve dönmediğini söyledi. Şerif, kızlarının arabasını incelemek için Dishon ailesinin evine iki polis memuru gönderdi. Ancak onlar işlerini tamamen profesyonellikten uzak bir şekilde yaptılar. Jessica'nın arabasını eldivensiz bir şekilde incelediler. Arabanın iç kısmına ve içindeki tüm nesnelere çıplak elleriyle dokundular. Arabasını inceledikten sonra inceleme için yanlarına hiçbir delil götürmeden oradan ayrıldılar. Jessica'nın odasını bile kontrol etmediler. Baba Mike ve anne Edna hiç vakit kaybetmeden kendi başlarına harekete geçmeye karar verdiler. Yerel medyaya başvurarak kızlarının kaybolduğunu ve polisin bu olayla kesinlikle ilgilenmediğini anlattılar. I don't think the police is doing their job. If they was doing their job, they would be here. Akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte şehrin her yerinde kızlarını daha detaylı aramaya başladılar ve onun kaybolmasıyla ilgili bilgiler içeren çok sayıda broşür bastırdılar. Jessica'yı arama çalışmaları babası Mike ve kardeşi Stanley yani Jessica'nın amcası tarafından yürütüldü. İkisi de Shepherdsville bölgesini iyi biliyordu ve Jessica'nın nerede olabileceğini anlamaya çalışıyorlardı. Onun çoktan ölmüş olabileceğinden korkuyorlardı. Bu yüzden Stanley amca yerel Salt Nehri'nin etrafındaki alanı kontrol etmeyi önerdi. Bütün yerel halk buranın kötü bir şöhrete sahip bir yer olduğunu biliyordu. Salt Nehri bölgesi otlarla kaplıydı ve erişimi zordu. Bu nedenle burada yasaklı maddelerin satışından cinayetler kadar çeşitli suç olayları sık sık yaşanıyordu. Dishon ailesi Jessica'yı aramak için birkaç saat boyunca bölgeyi kontrol etti ama şansları yoktu. Ertesi gün oldukça tuhaf bir şey oldu. Dishon çifti evdeydi ve en küçük oğulları evin yakınındaki bahçede oynuyordu. Bir noktada eve doğru koştu ve yardım edin çığlığı duyduğunu söyledi. Bu ses ona Jessica'nın sesiymiş gibi geldi. Baba Mike pompalı tüfeğini kapıp dışarıya doğru koştu ve çığlığın nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Aynı anda Stanley amca evlerine geldi ve etraftaki bölgeyi keşfetmek için baba Mike'a katıldı. Birkaç dakika sonra komşuları olan 40 yaşındaki David Brooks'un çiftliğinden havaya duman yükseldiğini fark ettiler. Evin bulunduğu yere yaklaştıklarında komşusu David'in giysiye benzeyen bir şey yaktığını gördüler. Her şey çok tuhaf görünüyordu. Bu yüzden baba Mike komşusu David'den çiftliğinin bölgesini aramak için izin istedi. Ancak komşusu buna izin vermedi ve ondan gitmesini istedi. Eve geri dönen baba Mike durumu ailesiyle tartıştı. Komşusu olan David Brooks'un son zamanlarda tuhaf davrandığı konusunda hemfikirdiler. Dishon ailesinin bu komşuyla her zaman iyi bir ilişkisi vardı. Ancak Jessica ortadan kaybolduktan sonra David sık sık arabasıyla evlerinin önünden düşük bir hızla geçiyor, onları izliyor ve gülümsüyordu. Ayrıca son iki gündür Dishon ailesinin evine tuhaf telefonlar geliyordu. Bilinmeyen numaradan arayan kişi telefonda tamamen sessizdi ve yalnızca nefesi duyulabiliyordu. Dishon çifti bu aramaları komşuları David Brooks'un yaptığından şüphelenmeye başladı ve bu davranışlarının nedenlerini anlayamadılar. David'in çiftliğinin topraklarında bazı kıyafetleri yaktığı olaydan sonra Dishon ailesi tekrar polise başvurmaya karar verdi.
komşularının şüpheli davranışını Şerif'e anlattılar. Şerif, David Brooks'un evinin bulunduğu alanı kontrol etmeleri için polis memurları ve arama kurtarma köpekleri gönderdi. David'in evine gelen polis memurları arama kurtarma köpeklerine Jessica'nın eşyalarını koklattı. Arama köpekleri kokuyu takip ederek polisleri David Brooks'un yaktığı ateşin küllerine götürdü. Ne yazık ki yanan bu ateşte küllerden başka soruşturmaya yardımcı olabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Ayrıca arama köpekleri polisi çiftlikte bulunan bir ahıra doğru götürdü. Bu ahırda oldukça kötü bir koku yayan siyah eldivenler bulundu. Ancak bu detay bile polis tarafından Jessica'yı arama soruşturmasında delil olarak değerlendirilmedi. Polis soruşturmayı o kadar beceriksizce yürütüyordu ki ortaya çıkan tuhaf ayrıntılara önem vermiyorlardı. Jessica'yı arayacak hiçbir delil bulunmadığını göz önünde bulundurarak kayıp kızın ailesine hiçbir şekilde yardım etmeden yine karakola gittiler. Dish'in ailesi polisin bu derece ilgisizliği karşısında şok olmuşlardı ve oldukça kızgınlardı. Baba Mike FBI'yı aramaya karar verdi. Soruşturma kurallarına göre FBI genellikle kayıp kişilerin yakınlarından gelen başvuruları doğrudan kabul etmiyordu. Dish'in ailesi FBI ofisinin çalışanlarının onlara durumu açıklama hakkını vermesi nedeniyle şanslıydı. Baba Mike'ı dinledikten sonra FBI, Jessica'nın gerçekten tehlikede olabileceği yönündeki görüşe katıldı. FBI hiç vakit kaybetmeden Jessica'yı arama talebini kabul etti ve gerçek bir soruşturma başlattı. Dish'in ailesinin evine gelen FBI ajanları Jessica'nın arabasından parmak izlerini aldı ve ayrıca laboratuvarda incelemek üzere olası kanıtları da aldılar. Aynı zamanda birkaç arama ekibi helikopter ve soruşturma için gerekli diğer ekipmanları kullanarak Jessica için geniş bir arama operasyonu düzenlediler. Kayıp kızı arama çalışmalarına katılan gönüllüler cesedin orada olma ihtimaline karşı Dish'in ailesinin evinin yakındaki bir gölette arama yaptı. Ancak arama sonuçsuz kaldı. FBI ajanları ayrıca David Brooks'un çiftliğinde ayrıntılı bir arama yaptı ve çok tüyler ürpertici kanıtlar buldu. Ahırda Jessica'nın basılı bir fotoğrafını buldular. Bu keşfin ardından David Brooks, Jessica Dish'in ortadan kaybolmasının baş şüphelisi oldu. Ne yazık ki FBI ajanlarının elinde onu tutuklayacak herhangi bir fiziksel delil yoktu ve o andan itibaren tüm dikkatlerini daha fazla delil bulmaya odakladılar. ...27 Eylül'de Jessica'nın ortadan kaybolmasından 17 gün sonra yerel polis karakolu yerel bir kadından beklenmedik bir telefon aldı. Arayan kişi polise Salt Nehri yakınındaki yolda arabasıyla giderken tuhaf bir şey gördüğünü söyledi. Arabadan inip biraz yaklaştığında bir ağacın yanında insan vücuduna benzer bir şey keşfetti. Kadın bunu fark ettikten sonra hemen polisi aradı. Polisten bu haberin alınması üzerine hemen olay yerine gelen FBI ofisinden dedektifler orada genç bir kızın cansız bedenini gördü. Bulunan cansız bedenin birkaç parmağı ve bir ayağı kesilmişti. Bacaklarında ise kırmızı ve gümüş boya izleri bulunan bir ip vardı. Ölen kızın cansız bedeninde bazı kıyafetlerin eksik olması nedeniyle dedektifler, suçlunun büyük ihtimalle kıza cinsel saldırıda bulunduğu sonucuna vardı. Bulunan cansız beden zaten oldukça biyolojik olarak parçalanmıştı. Bu nedenle dedektifler onun kayıp Jessica olup olmadığını görsel olarak belirleyemedi. Buldukları cansız bedenin kimliğini tespit etmek için Dish'in ailesiyle temasa geçtiler. Baba Mike, kızı olabileceği korkusuyla bulunan cansız bedene bakamadı. Anne Edna kendinde bu cesareti buldu ve dedektiflere yardım etmeyi kabul etti. Olay yerine gelen Edna, kurbanın yüzünden onun gerçekten Jessica olup olmadığını anlayamadı. Cansız bedeni dikkatle inceledikten sonra korkunç varsayımlarının doğrulandığını buldu. Bulduğu cansız bedenin üzerinde kızınınkiyle aynı kelebek dövmesini gördü. Bu şekilde ölen kızın kimliğinin kayıp kızları Jessica olduğu doğrulandı. Cansız bedenini otopsi yapan tıp uzmanları ölüm nedeninin boğulma olduğunu belirledi. Ayrıca cansız bedende çok sayıda morluk tespit edildi. Tıp uzmanlarına göre Jessica'nın ölümünden sonra parmakları ve ayağı vücudundan kesildi. Dish'in ailesi için bir diğer şok edici gerçek ise otopsi sonuçlarına göre Jessica'nın ortadan kaybolmasının ardından 3 gün boyunca hayatta kalmasıydı. Bu 3 gün boyunca yerel polisin elinde onu kurtarma fırsatı vardı. Ancak onu ciddi bir şekilde aramak için herhangi bir girişimde bulunmadılar. Jessica'nın cansız bedenini bulan dedektifler David Brooks'u tekrar sorgulamaya aldı. O andan itibaren davranışları daha da tuhaflaştı. David'in ilk sorgulanması sırasında dedektiflere Jessica'nın kaybolduğu gün onu sabah Dish'in ailesinin evinin yakınında gördüğünü söyledi. Tekrarlanan sorgulama sırasında David ifadesini değiştirdi ve Jessica'yı o gün hiç görmediğini iddia etmeye başladı. Kendisine göre o sabah karısıyla birlikte uyuyordu.
Dedektifler David'in karısıyla görüştü ve karısı da iddialarını yalanladı. Psikolojik bir teknik kullanmaya karar veren dedektifler, David'e Jessica'nın cansız bedeninde parmak izlerinin bulunması takdirde ne yapacağını sordu. Aslında dedektiflerin elinde böyle bir kanıt yoktu ama David'in cevabı onları şaşırttı. Onlara o zaman her şeyi itiraf etmesi gerektiğini söyledi. David'den Jessica'nın ölümüyle ilgili en azından biraz bilgi almaya çalışan dedektifler onu yalan makinesiyle test etti. David testi geçemedi ve dedektifler ondan hiçbir zaman yeni bir şey öğrenemediler. 18 Ocak 2001 tarihinde David Brooks'u Jessica Dishon'un ortadan kaybolması, ölümüne karışmakla suçladılar ve ellerinde hiçbir fiziksel delil olmamasına rağmen davayı mahkemeye taşıdılar. Ellerinde olan tek şey Jessica'nın David'in ahırındaki bir fotoğrafı, yangında yanan giysiler ve David'in tuhaf davranışları gibi ikinci dereceden dolaylı kanıtlardı. David Brooks'a yönelik suçlamalar mahkemede devam ederken dedektifler davada daha ciddi deliller aramaya devam etti. Soruşturma sırasında David'in arabasında Jessica'nın cansız bedeninin bacaklarının etrafında bulunan ipe benzer bir ip bulundu. Adli tıp incelemesi sonrasında uzmanlar bu ipte herhangi bir DNA örneği bulamadıkları için bu delil de dolaylı deliller listesine dahil edildi. Bu davadaki duruşma Ocak 2003'te başladı. David'in avukatı, müvekkilinin savunmasına kesinlikle güveniyordu. Çünkü David'e karşı hala gerçekçi bir delil yoktu. We asked him what he would say if Jessica's body was found and his fingerprints were found on the body. And he responded, quotes, "If you find my fingerprints, I'll have to admit it." FBI ofisinden dedektifler Jessica'nın olay yerinde bulunan cansız vücudunun bazı kopmuş uzuvlarının test edilmesi talebinde bulundu. 3 yıl önce bu örnekleri buzdolabında saklayın etiketi taşıyan kaplarda yerel polise teslim etmişlerdi. Shepherdsville polisi işinde o kadar beceriksizdi ki bu kapları oda sıcaklığındaki depolarda bırakmışlardı. Ve elbette tüm olay yeri örnekleri bu kadar uzun süre saklandıktan sonra bozulmuştu. Böylece dedektifler bu örnekler üzerinde katilin DNA'sına ait olabilecek izleri bulma fırsatını da kaybetmiş oldu. Suçla ilgili gerçek bir delil elde edemeyen yerel mahkeme, davayı durdurmak ve David Brooks'u serbest bırakmak zorunda kaldı. Kentucky yasalarına göre duruşma ancak yeni deliller bulunduğunda devam edebilecekti. Dishon ailesi için kızlarının cinayetiyle ilgili soruşturma acımasız bir şaka gibi görünüyordu. Adaletin yerini bulacağına dair tüm umutlarını kaybetmişlerdi. Sonraki yıllarda bu davaya ilişkin soruşturmada ilerleme kaydedilmedi ve yerel polis bu olayla ilgili çalışmayı tamamen durdurdu. We miss her. We just want her back. 2012 yılında yerel polis departmanı Lynn Hunt adında yeni bir dedektifi işe aldığında her şey değişti. Eski çözülmemiş davaları üstlenmekle görevlendirildi. Her şeyden önce tüm dikkatini Jessica Dishon cinayetiyle ilgili soruşturmaya odakladı. Vaka materyallerine aşina olduktan sonra bu soruşturmaya katılan meslektaşlarının profesyonellikten uzak olması karşısında şok oldu. Belgelerin neredeyse tamamı yanlış yazılmıştı. Kanıtlar uygunsuz şekilde belgelenmişti ve davanın tanıkları ve şüphelilerle yapılan görüşmeler neredeyse yok denecek kadar azdı. 13 yıllık bu davanın tüm arşivleri o kadar kullanışsızdı ki dedektif Lynn Hunt bu soruşturmayı neredeyse sıfırdan başlatmak zorunda kaldı. Bu soruşturma hakkında bilgi toplamak için Dishon ailesinin tüm üyelerini sorguya aldı. Ayrıca Jessica'nın küçük erkek kardeşlerinden birini de ziyaret etti. Kardeşi çoktan yetişkin olmuştu ve ailesinden ayrı yaşıyordu. Kız kardeşinin ölümü onu o kadar etkilemişti ki bunca yıl boyunca onun eşyalarını bir kutuda saklamıştı. Dedektif Lynn Hunt'a göre bu, yerel polisin yaptığı başka bir ciddi affedilmez hataydı. Çünkü bu davanın arşivine kanıt olarak Jessica'nın eşyalarını polis depolarında tutmaları gerekirdi. Bunca yıldan sonra Jessica'nın hiçbir eşyası soruşturmaya yardımcı olmadı. Gerçeğe ulaşmaktan vazgeçmeyen dedektif Lynn Hunt, bu soruşturmada tüm yapılan hataları kontrol etmeye devam etti.
devam etti ve çok önemli bir detay bulmayı başardı. Tüm belgelerin arasında David Brooks'un tıbbi muayene raporunu buldu. Bu belgelere göre David'in IQ'su yalnızca 61 puandı ve bu zihinsel yeteneğin çok düşük bir göstergesi olarak kabul ediliyordu. İstihbarat düzeyi göz önüne alındığında yerel polisin bu davadaki ifadesini ciddi olarak değerlendirmeye hakkı yoktu. Çünkü David soruların çoğunu anlamıyordu ve sorulara yeterli yanıtlar veremiyordu. Dedektif Lynn Hunt'a göre David Brooks'un tuhaf davranışı aynı zamanda çok düşük düzeydeki entelektüel gelişimiyle de açıklanıyor. Bu suçta gerçek şüphelilerin bile olmadığını öğrenen Lynn Hunt, suçtan yıllar sonra bu davada herhangi bir ipucu aramaya yoğun bir şekilde devam etmek zorunda kaldı. Eylül 2014'te Jessica'nın ölümünden 15 yıl sonra bu vakanın soruşturmasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dedektif Lynn Hunt, meslektaşından önemli bilgiler aldığını söyleyen bir telefon aldı. Ona göre Kentucky Eyalet Hapishanesi'ndeki mahkumlardan biri Jessica Dishon'un gerçek katilinin kimliğini bildiğini bildirdi. Dedektif Lynn Hunt ilk başta bu bilgiye şüpheyle yaklaştı. Ona göre hapishanedeki mahkumlar soruşturmada polise yardım ettikleri için şartlı tahliye almak amacıyla sıklıkla bu tür hikayeler uydururlardı. Ancak bu davanın soruşturmasında ilerleme kaydedilmedi ve yine de bu mahkumla görüşmeye karar verdi. Bu mahkum hakkında biraz bilgi edinen dedektif, bu şahsın reşit olmayan çocuklara tacizde bulunduğu gerekçesiyle cezaevinde olduğunu öğrendi. Bu suçlu, hapishanede cezasını çekerken aynı sebepten cezaevinde başka bir suçluyla tanışmıştı. Ortak çıkarları nedeniyle iki suçlu arkadaş oldu ve işledikleri suçları birbirlerine anlatmaya başladılar ve ona Jessica Dishon cinayetini de işlediğini ve polisin hala bu olaydan haberi olmadığını söyledi. Bu adamın adını öğrenen dedektif Lynn Hunt bu hikaye karşısında şok oldu. Bu adamın Mike Dishon'un kardeşi, yani hayatını kaybeden Jessica'nın amcası Stanley Dishon olduğu ortaya çıktı. Stanley hapishane arkadaşına Jessica'nın küçükken ailesinin evinde yaşadığını söyledi. Bu süre zarfında ona cinsel tacizde bulundu ve bunu aileden herhangi birine söylemesi halinde onu öldürmekle tehdit etmişti. Jessica büyüyüp genç bir adamla çıkmaya başladığında Stanley erkek arkadaşına kendisinin hakkında yaptıklarını anlatabileceğinden korktu. 10 Eylül 1999 sabahı Stanley, Jessica dışında evde kimsenin olmadığı sırada Dishon ailesinin evine geldi. O sırada Jessica, okul ve iş için tüm eşyalarını çoktan hazırlamıştı ve evden ayrılmak için arabasına binmek üzereydi. Bu sırada onu yakalayan Stanley ona yaklaştı ve erkek arkadaşından ayrılmasını istedi. Jessica onu dinlemeyi reddetti ve onu yalnız bırakmazsa geçmişteki taciz olaylarını herkese anlatmakla tehdit etti. Stanley ise geri tehdit etmeye başladı ve Jessica telefonuna uzanıp 911'i aramaya çalıştı. Bunu gören Stanley onu yakalamaya çalıştı ama Jessica onun kollarından kurtuldu ve evine doğru koştu. Ona yetişip odasına giren Stanley kafasına vurarak Jessica'nın bilincini kaybetmesine neden oldu. Onu bir çarşafa sardı ve yerel bölgede bulunan terk edilmiş bir ahıra götürdü. Stanley, Jessica'yı birkaç gün boyunca orada canlı tuttu ve onu taciz ve şiddete maruz bıraktı. Birkaç gün sonra ise eşarpla boğarak onu öldürdü ve cansız bedenin bulunması için özel olarak göze çarpan bir yere doğru sürükledi. Stanley, polisin bunun uyuşturucu satıcıları tarafından yapıldığını düşünmesi için Jessica'nın birkaç parmağını ve ayağını kesmeye karar verdi. Jessica'nın cansız bedenini sürüklediği çarşafı terk edilmiş bir ahırın altına gömerek sakladı. Stanley ayrıca Jessica'nın ikinci kayıp spor ayakkabısını ahırın yanındaki bir ağacın altına gömdü. Bu korkunç hikayeyi dinledikten sonra dedektif Lynn Hunt'ın buna inanmak için tek bir nedeni vardı. Jessica'nın cansız bedeninde birkaç parmağın ve bir ayağın eksik olduğu bilgisi hiçbir zaman kamuoya açıklanmamıştı. Bu bilgi yalnızca Dishon ailesi ve bu davanın soruşturmasına katılan polis memurları tarafından biliniyordu. Dedektif Lynn Hunt bu hikayenin kanıtlarını direkt yerinde kontrol etmeye karar verdi. Yerel polis karakolunda personel sayısının yetersiz olduğu ve kimsenin soruşturmaya katılmak istemediği göz önüne alındığında Lynn Hunt, Jessica'nın erkek kardeşinden ve birkaç akrabasından yardım istedi. Hikayedeki açıklamaya uyan birkaç terk edilmiş ahırı kontrol etmeye gittiler ve altlarını kazıdılar. Ancak hiçbir kanıt bulamadılar. O gün şiddetli yağmurun çabalarını engellemesi nedeniyle aramalarını ara vermek zorunda kaldılar. Ertesi gün Jessica'nın erkek kardeşi ısrarla aramaya devam etti ve başka bir terk edilmiş ahır buldu ve onu kontrol etmeye karar verdi. Ardından hemen dedektif Lynn Hunt'ı oraya çağırdı. Bu sefer şanslıydılar. Bu kulübenin altını kazmaya başladıklarında hemen bir çarşaf buldular.
Çarşafı alan dedektif Lynn Hunt, Jessica'nın yatağındaki çarşaflarla karşılaştırmak için Dishon ailesinin evine gitti. Tüm bu 15 yıl boyunca Jessica'nın ebeveynleri onun odasına hiç dokunmamışlardı ve kızlarının ortadan kaybolmasının ardından her şey olduğu gibi orada bırakmışlardı. Bu sayede dedektif Lynn Hunt, ahırın altında bulunan çarşafın Jessica'nın çarşafının bir parçası olduğunu doğruladı. Çünkü kumaştaki desen aynıydı. Bu olayın ardından Stanley Dishon sorgulanmak üzere Kentucky hapishanesinden Shepherdsville polis karakoluna götürüldü. Sorgulama sırasında Stanley suçunu kabul etmeyi reddetti. Ancak dedektifle yaptığı konuşma sırasında tüm vücudu titriyordu. Böylece Stanley Dishon yeniden tutuklandı ve bu dava değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi. Jessica'nın babası kardeşinin kızına bunu yapabileceğine inanamıyordu. Uzun süre bunun doğru olabileceğini inkar etti. Ancak daha sonra bazı korkutucu ayrıntıları hatırlamaya başladı. Baba Mike, kızının kayboluşunun ilk günlerinde kendisinin ve erkek kardeşi Stanley'nin Salt Nehri yakınında Jessica'yı aradıklarını, ancak bir noktada Stanley'nin kendini hasta hissetmeye başladığını ve kardeşinden eve dönmesini istediğini hatırladı. Aslında o anda Jessica'nın saklandığı terk edilmiş ahırdan birkaç yüz metre uzaktaydılar. Duruşmaya hazırlanırken daha fazla kanıt bulmak amacıyla dedektif Lynn Hunt, Stanley Dishon'un geçmişini araştırmaya başladı. Onunla ilgili tüm arşivleri aradı ve Dishon ailesiyle bağlantılı tüm akrabaları sorguya çekti. Böylece 2013 yılında Stanley'nin Dishon ailesinin uzak akrabalarından iki kıza tacizde bulunmakla suçlandığı için 10 yıllık cezasını çekmekte olduğunu öğrendi. Suçun işlendiği dönemde bu kızlar 8 ile 10 yaşları arasındaydı. Detaylı bir araştırma yapan dedektif Lynn Hunt, Dishon ailesinin tüm akrabalarından Jessica'nın yanı sıra 5 cinsel istismara uğramış çocuğun daha bulunduğunu öğrendi. Tüm bu vakalar, Stanley'nin henüz kendi evinin olmadığı bir dönemde farklı yıllarda meydana gelmişti. Çeşitli akrabalarından bir süre onların yanında yaşamayı istemişti. Stanley, kirli eylemlerini gerçekleştirirken bu çocukları korkutup tehdit ederek onları susturuyordu. Bu suçlardan etkilenen çocukların tamamı yetişkin olduğunda ise gerçek ortaya çıkmaya başladı. Dedektifler, Stanley'nin neredeyse 30 yıldır bu tür suçlara karıştığını tespit etti. Ortaya çıkan şok edici gerçeklere rağmen dedektif Lynn Hunt, Jessica'nın cinayetiyle ilgili mahkumiyet kararı almanın zor olacağını biliyordu. Çünkü Jessica'nın suç mahallindeki parmak izleri veya Stanley'nin DNA'sı gibi deliller yoktu. Yerel polisin tüm eski arşivlerini dikkatle incelemeye devam etti ve bir kutu kağıt buldu. Lynn Hunt, bu kutudaki belgeleri kontrol ettikten sonra Jessica cinayetinin soruşturmasına en başında katılan meslektaşlarının çalışmalarının beceriksizliğine daha da şaşırdı. Bu kutuda 26 Haziran 2002 tarihli bir mektup buldu. Bu mektupta bir hapishane mahkumu polise Lynn Hunt'ın 12 yıl sonra başka bir hapishane mahkumundan duyduğu Jessica cinayetiyle ilgili aynı hikayeyi anlattı. 2002 yılında Stanley reşit olmayan akrabasını tacizde bulunmaktan aldığı 10 yıllık hapis cezasını henüz çekmeye başlamıştı. Zaten o sırada Stanley, Jessica'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sırrını bir hücre arkadaşıyla paylaşmıştı. Bu hücre arkadaşı polise bu hikayeyle ilgili bir mektup yazdı ve Jessica'nın başına gelenlere tüm ayrıntılarını anlattı. Soruşturmanın bu noktasında yerel polis, komşuları olan David Brooks'tan şüphelenmek için delil toplamaya odaklandıkları için mektubu görmezden geldi. Dedektif Lynn Hunt'a göre 2002 yılında Jessica'ya yönelik cinayet soruşturması doğru şekilde yürütülmüş olsaydı pek çok fiziksel delil bulunabilirdi ve dava uzun zaman önce kapatılabilirdi. The shocking thing about this case was not that Stanley Dishon had murdered his niece. The shocking thing about this case was that they knew this back in 2002 when they had Bucky Brooks on trial and nobody did a thing about it. Stanley, Jessica'nın ortadan kaybolmasına karışmakla suçlayan duruşma 2015 yılına kadar gerçekleşmedi. Duruşma sırasında ölen kızın aile üyeleri hayatlarını mahveden Stanley amcaya gözlerini zorlukla kaldırıp bakabildiler. En kötü yanı parmak izi ve DNA gibi fiziksel delillerin bulunmaması nedeniyle savcılığın Stanley'i cinayetten suçlu bulma şansının çok düşük olmasıydı. Stanley'nin diğer akrabalarına tacizde bulunduğu suçlamalarına gelince bunda başka bir sorun daha vardı. Davaya göre Stanley tarafından tacize uğrayan herkesin mahkemeye çıkıp başına gelen tacizin tüm ayrıntılarını anlatması gerekiyordu. Bunların hepsinin kurbanların çocukluk anıları olduğu göz önüne alındığında psikolojik olarak bunu yapmak çok zordu. Duruşmayı bitirmenin en kolay ve en kısa yolu Stanley'nin suçlarını itiraf etmesini sağlamaktı. Ki kendisinin elbette bunu yapmaya niyeti yoktu. İddia makamı Stanley'e bir anlaşma teklif etti. Kentucky yasalarına göre eğer iddia makamı Stanley'nin suçluluğuna dair fiziksel bir kanıt bulursa kendisi ölüm cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. İddia makamı Stanley'nin Jessica Dishon'u kaçırma, saldırı ve öldürme suçunu kabul etmesi karşılığında ölüm cezasından feragat etmeyi kabul ediyordu. Anlaşma şartına göre Stanley suçuna ilişkin herhangi bir ayrıntıyı açıklamama hakkına sahipti ve böyle bir anlaşmayı kabul etti.
Stanley, mahkeme tarafından 15 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla birlikte 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk başta Jessica'nın babası Mike anlaşmanın bu şartlarını kabul etmedi ama sonra fikrini değiştirdi. Kardeşinin hapishanede 20 yıl hayatta kalıp ve sonrasında özgür kalması takdirde kızına yaptığı gibi onun da hayatına vahşice son vermek için onu bekleyeceğini söyledi. Baba Mike, 1999 yılında kızını arayışını hatırladığında hikayenin bulmacasını kafasında bir araya getirdi. Aramanın tüm kritik anlarında kardeşi Stanley yakınlardaydı. Jessica'nın küçük erkek kardeşi bir çığlık duyduğunda ve komşusu kıyafetleri yakarken Stanley tüm bu zaman boyunca o sırada hala hayatta olan Jessica'yı ailesinin evinden çok da uzak olmayan bir yere sakladı. David Brooks'a yöneltilen suçlamalara gelince dedektifler hala onun Jessica'nın ortadan kaybolmasına ya da cansız bedeninin ve kanıtlarının saklamasına karışmış olabileceğine inanıyor. Düşük IQ'su nedeniyle David Brooks bir suçun işlendiğini anlayamadı ve arkadaşı Stanley'e yardım etti. Stanley onu bu amaçlar için kullandı. Tabii bunlar ortaya atılan teoriler. Lynn Hunt'a göre Stanley, Jessica'nın fotoğrafını David'in ahırına bıraktı ve bu işlerinde zaten berbat olan dedektiflerin kafasını daha da karıştırdı. Her halükarda Dishon ailesi en azından kızlarının korkunç ölümü hakkındaki kötü gerçeği bu şekilde öğrenmiş oldu. Sitting in prison is not justice. I have to work every day to pay taxes for him to be able to stay in prison after what he did to my Jessica. That's not justice. I gave him a home. I got him a job. Then he ends up killing my daughter. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.